Şu anda Terra Amerikan Sanatı Vakfı'nın depo odasında 19. yüzyıldaki önemli Amerikalı manzara ressamlarından olan Frederick Church'un kariyerinin sonlarına doğru yaptığı bir tabloyu inceliyoruz. Bu tablonun ismi Buz Dağı. Bu dönemde resmettiği pek çok tablo gibi Church'un daha önceden ele aldığı bir konunun yeniden resmedildiğini görüyoruz. Yaklaşık olarak 1875-76'da Church'e romatoid artrit teşhisi konmuştu ve bu yüzden resim çizme yeteneği gittikçe kısıtlanıyordu. Church, Thomas Cole'un öğrencisiydi. Bu da aklımıza Hudson River ekolünü ve Kuzey New York bölgesini anlatan tabloları getiriyor. Amerikan manzara tabloları açısından Church, Cole'un modelini daha da geliştirmişti. Ancak bu noktadan itibaren Church farklı ilham kaynakları aramaya başlamış ve Alman bilim insanı Alexander von Humboldt'un yazılarına yönelmişti. Humboldt daha öncesinde Güney Amerika'ya giderek çevre bölgelerdeki Ekvator volkanları üzerine araştırmalar yapmıştı. Bu araştırmalar da kendisinin daha sonra popüler olacak kitapları için kaynak niteliğindeydi. Church Humboldt ve kitaplarının sıkı bir takipçisiydi. Bu kitaplar da Çerçün araştırma yapmak üzere Güney Amerika'ya gitmesine yol açtı. Sonuç olarak ressam araştırma amacıyla Kolombiya ve Ekvador'a gitti. Daha sonrasında yaşının getirdiği enerjiyle ve Kuzey Kutup bölgesine duyduğu ilgi sayesinde 1859 yılında buz dağlarını gözlemleme umuduyla Newfoundland kıyısına gitti. Bu gezilerin amacı araştırma yapmaktı. Bu yoğun çalışmalar görünen şeyler ve görünmeyen şeylerle ilgiliydi. Church daha sonra stüdyosuna dönerek gördüğü bu karmaşık manzaralardan sahneleri bir araya getirmeye çalışıyordu. Kuzey Kutup Bölgesi'ne gitmesi 1861 yılında Buz Dağları adlı tabloyu yapmasıyla sonuçlanmıştı. Bu oldukça büyük ve ressamın azmini yansıtan bir tabloydu. Church aynı zamanda sadece bu tablonun görülebileceği bir sergi de düzenlemişti. İlginç bir şekilde 1870 ve 1880'li yıllarda son dönem eserlerini yaparken daha öncesinde Güney Amerika, Akdeniz bölgesi ve Kuzey Kutup bölgesine gittiği geziler sonrasında yaptığı tabloları yeniden ele aldığını ve bu uzak bölgelerin manzaralarının güzelliğini son bir kez yakalayabilmek umuduyla eskizlerini yeniden bir araya getirdiğini söyleyebiliriz. Bu tablo ressamın belleğinden gelen bir tablo gibi. Ressamın bir uskuna üzerinde Kuzey Kutbu'nu ziyaret ettiğini ve buz dağlarını daha yakından gözlemleyebilmek amacıyla sandalla denizde yol aldığını biliyoruz. Bu yüzden bu tabloya ne zaman baksam artık yaşlanmış olan çerçüm bu seyahatleri hatırladığını ve hatta bir bakıma bu seyahatlere karşı bir nostalji ve özlem duygusu hissettiğini, yeniden oralara gitmek istediğini hayal ederim. Bu sanatçının düşüncelerini yansıtan bir tablo. Aynı zamanda bir sentez niteliğinde. Bu tablo, ressamın Kuzey Kutup Bölgesi'ne yaptığı gezideki çeşitli fikirlerini bir araya getirmekle kalmıyor, aynı zamanda Kudüs ve Parthenon gibi daha önceki bazı tablolarına özgü ışık unsurlarını, merkezdeki buzdağına da yansıtmasını sağlıyor. Tabii ki burada alacakaranlık vaktindeki buzdağlarını görüyoruz. Güneş batmak üzere ve sadece buzdağının üst kısımlarında güneş ışığını görüyoruz. Church'ün ünlü buz dağları tablosuna baktığımızda burada, pek çok buz formu olduğunu görebiliriz. Hatta tabloda sadece buz gördüğümüzü söylesek yanlış olmaz. Daha sonra yaptığı tabloda ise bu buz dağının ötesinde resme bakanın uzakta görebileceği bir ufuk çizgisi var. Bu da daha geniş bir perspektifle pek çok detayın daha yumuşak resmedilmesine imkan sağlıyor. O dönemde Amerikan tarihinde doğa ve çevrenin değerinin ve bunların sanayileşmeden dolayı gitgide azaldığının daha çok anlaşıldığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda insanlar bu güzel doğa ortamlarının korunması gerektiğinin farkına varmaya başlıyordu. O yıllarda Amerikan hükümeti daha sonrasında ulusal parklar olarak bilinecek alanları koruma amacıyla ayırmaya başlamıştı. Ayrıca 1860 ve 1870'li yıllarda insanın dünya üzerindeki etkisi de daha çok anlaşılmaya başlamıştı. Bu buzdağının küçültülmüş ölçeğinin her zaman bu yöne baktığını düşünürüm. 1861'deki tablo buzlarla kaplıyken daha sonraki tabloda buzdağının biraz eridiğini görüyoruz. 21. yüzyılda bunu düşündüğümüzde bu durum bize buz dağlarının erimesi, okyanus sularının yükselmesiyle ilgili mesajlar veriyor. Bu yüzden de bu tablonun biraz hüzünlü bir şekilde dünya üzerindeki insan etkilerini ve dünyanın hassas dengesini hatırlattığını düşünüyorum.